Merhaba herkese, haftalar Goodyear günlük grafik. Goodyear'ı bayağı bir boşladım. En son 9 Mart'ta bakmışım. Yani günlük tabii görüyorum hareketini de, kanala hiç video yüklemişim. En son yüklediğimde 50 gün ortalamasıyla 9.50'deki bu alan arasında sıkışmıştı. Oradan tabii aşağı yönlü bir kırılım. Şimdi bu tabii bir taraftan şey iyi oluyor, bir videoyu çok geç yükleyince. Şöyle iyi oluyor. Yani en son kaldığımız yer, bakın 50 gün ortalaması ve destekler ne kadar önemli. Kırılınca zaten 20 günün altındaydı. Tepeden bir bozulma vardı burada 10.50'de. Nasıl aşağı alıyor ise. O yüzden diyorum, destekler ve dirençler. Yani bunu günde borsaya devamlı bakmayın. Bakın hiç tavsiye etmem. Çok var. Günlük anlık izlem böyle. Yani iş yerinde, şurada burada, telefondan. Kesinlikle tavsiye etmem. Günde bir kere kapanışa bakın. Açılışa da bakmayın. Açılıştan size ne? Boş verin. Kapanışları ilgilendiriyor yatırımcıyı, teknik analisti. Dolayısıyla kapanıştan kapanışa bakarsanız, ya yani bir gün sonra şeyini tasarlarsınız kafanızda. Ya da grafiğe oturtursunuz. Dersiniz ki işte şurada destek var. Verirsiniz. Bir zincir emir bağlarsınız. Stop koyarsınız veya aldıysanız dirence dikkat edersiniz. Direnç geçiliyor mu, geçilmiyor mu? Baktınız geçilmiyor. Yani karanlık odada baksanız bile o bile bir şey ya. O bile yeter. Çünkü günlük anlık izlemek hata yaptırır. Onu kesin söyleyeyim size. Kesin yapacaksınız. Yani day trader değilseniz ve day trader yetenekleriniz yoksa %100 hata yapacaksınız alım satımda. Kırılıp destek. Tabii destek kırıldıktan sonra direnç geçilemeyince bir türlü aşağı yönlü harekete başladı. Şimdi iyi bir şey verdi. Yanlış hatırlamıyorum umarım, ama çok yakından incelemedim ama iyi bir bilançosu vardı Gülcerim. Fena değildi. Oradan yukarı yönlü bir hareket yapmış. 5.20'yi kesmiştir çok büyük ihtimal ve düzeltmesini yapmıştır. Bakalım öyle mi olmuş? Yok, daha kesmemiş. 7.36, 7.40. Yani çok az kalmış. Burada şimdi 7.36'nın altına kapanışlar gelmezse, ya da 7.40 diyelim biz buna, 7.40'ın altına kapanış yapmazsa 5.20 kesişimi olacak. 20 gün üstleri doğrudan düşen trendi çizmiş. Geçen günlerde gördüm. Şöyle göstereyim. O düşen trendin üstüne çıkması, dağıtması iyi olmuş bir taraftan. Tabii bunu hep söylüyorum. Sadece düşen trendi dağıtması mesele değil burada. Yani bazen düşen trendler kırılır. Hatta şöyle, biz şunu da gördük. Mesela örnek vereyim. Pegasus'ta vardı, hiç unutmuyorum. Şöyle bir düşen trend aylarla, belki 2-3 ay sürdü, bilmiyorum ne kadar sürdü. Çok uzun sürdü. Ya kırar mı kırmaz mı, geliyor kafa atıyor dönüyor, kafa atıyor dönüyor falan, kıramıyor ama bir türlü. Ya en sonunda kırdı. Kırmaya kırdı da başladı sonra trendin üstünde kaymaya aşağı. Tabii momentumu yavaş. Yani eski momentumla değil de yeni bir momentumla, yani daha düşük bir momentumla şöyle bir hareketle kaydı. Uzun bir sürede, bir ayda belki öyle kaydı. Ondan sonra aşağıdan kırdı, yukarı gitti. Yani şunu anlatmak istediğim şey şu. Bunu çok duyarsınız yani teknik analiz yapanlardan. İşte düşen trendi kırdı tamam mı falan. Öyle değil. Yani kazın ayağı öyle kolay olmuyor o işler. Keşke öyle olsa. Yani en ufak işaret. Ama iyi. Niye? Çünkü bu momentum, buradaki düşüş momentumu artık dağıldı. 200 günün biraz altından destek bulup da yukarı gitti. Şimdi başa dönersek, dağıttım konuyu. Dağıttım ama böyle açıklayıcı anlatmak istiyorum. Çünkü şey değil. Yani balık meselesi bu. Ya kendiniz grafiklerden bir şey çıkartmaya çalışın. Mutlaka inceleyin. Ne kadar çok grafik incelerseniz o kadar tecrübelenirsiniz. Dolayısıyla 7.40'ın üstü kapanışlar önemli. 5.20 trend şeyini başlatır, krosunu, ve 8.20'ye doğru hareket getirebilir. Şimdi 8.20 direnç 50 gün üstü. Şey 50 gün ortalama, basit ortalama, özür dilerim. Ortalamaları sorun arkadaşlar var, söyleyeyim nasıl bakıyorsunuz? 50 ve 200 basittir. Kısa vade, yani en kısa vadede 5, 8, 20 gibi şeyler üsteldir bunlar. 50 gün ortalamaları şöyle, geride çok da güzel bir örneği var şurada Eylül ayında. Gördüğünüz gibi bir miktar, bir süre direnç halini alabiliyorlar. Genellikle kafa atılıp geri gelebiliyor, oradan bir temas olup. Dolayısıyla 5.20 keserse, 7.40'ın üstüne kalmaya devam ederse 8.19'a bir harekette 8.19 kontrol edilmeli. Yani burada çok satıcı var mı yok mu, momentum nasıl, kırılabilecek gibi mi, buna dikkat edilmeli ve 8 19'un kırılımı asıl ve üstünde, bakın tek kapanış almayın. Orada hata edersiniz. Tek kapanış alırsanız genellikle 2-3 kapanış bekleyin. Üstünde kapatabiliyorsa doğrudan artık biraz daha yukarı bir hareket beklenebilir. Tabi 8-19'un, yani 8-19, 8-20 çok önemli değil. Yani bu 20 olarak alın bunu. Bir diğer işareti de şurası. Onu da gösterelim. Şunu bir kaldırayım.
Gereksiz yere meşgul etmesin grafiği. Temiz grafikte çalışın, onu da söyleyeyim. Yani her yerin çizgi yapmayın. Şu alan, yani bakın koptu, koptu. Şu şurada bir boşluk var. Satış boşluğu var. Şu alan gördüğünüz oranın direnci de zaten aynı yer. 8.18. Ha 8.18 diyorum ya, 8.19'a 8.20 çok önemli değil. Ama aynı alana işaret ediyor. Dolayısıyla bu alanın tertemiz bir geçilmesi Goodyear'ı rahatlatır. Hacim göstergesi olumlu, güzel. Artan hacimler, artan fiyatlar. Bugün küçük bir düzeltme ve aynı anda düşen bir hacim. İşte görmek istediğim şey bu yani. Bu kısa trendlerde böyle takip edeceksiniz. Hacim artıyorsa, aradaki düzeltmeler küçük hacimlerle geliyorsa, bu genellikle diyorum, her zaman olmayabiliyor. Bazen sürprizler olabiliyor. Ama genellikle olumlu bir hava verir hisseye. Göstergelere bakalım, onlara da. Tabii bakın, bu siyahların hiçbiri tesadüfi değil. Hepsi beklenen şeyler olur genelde. Neden? Şimdi benim bu standart RSI'lerde yoktur. Benim RSI'imde kendi basit ortalaması var ki pek çok kişi niyeyse kullanmıyor. İmtina ediyor kullanmakta, ama kullanın. RSI'nin basit ortalaması kırmızı. Bu aynı şey gibi. Bunu hep anlatıyorum. Bir hissede, yani takip ediyorsunuz. 5 günden çok ayrıldı yukarı veya 5 günden çok aşağı ayrıldı. Tam tersi. Yani fiyatlar düşüyor. 5 gün ortalaması bile çok yukarıda kaldı. O zaman yukarı düzeltme var orada. Ama bugün, ama yarın dersiniz. Ama mutlaka gelecek o düzeltme. RSI'da da böyle. Kendi ortalamasından çok yukarı koptu. Ayrıldı. Şurada şekila hemen. 40. Kendi ortalaması. RSI bakın şurada kopmuş. Hatta daha düşükken kendi ortalaması 36-35. RSI'de orada tabii. Bir patlıyor. RSI geliyor 52. Kendi ortalaması 39. Artık bir gün en azından bir soluklanma burada. Bir günlük, bir iki günlük bir soluklanma bu tür tablolarda gelebiliyor. Tekrar geri doğru incelerseniz zaten grafikleri RSI ile beraber bunun pek çok kez olduğunu da kendiniz görürsünüz. Olumlu 49'da, ama biraz daha tabii yukarı ihtiyacı var. 60 RSI özellikle önemli. Yani 60 RSI artık bir iyiden iyiye boğa piyasası ihtimalini doğrulayan bir değerdir. 60 RSI takip edilmeli. MACD'de yine gördüğünüz gibi iyi bir kesişim var. Ağzı açık. Ki MACD'de mutlaka ağzın bir miktar açık olması aranır. Kesişimlerde öyle çok zayıf kesişimler, şuradaki gibi, soldaki gibi histograma koyulan yeşillerin çok büyük bir anlamı olmuyor. O yüzden bu MACD basit ortalamaya çalışır, onu da söyleyeyim. Dolayısıyla iyi bir kesişim olmuş. Umarım devamı gelir. Hani baktığınız zaman 5.20 kesişimi hariç, yani 5.20 cross'u başlamamış daha burada. 5.20 cross'u hariç göstergeler fena değil. Hacim profili fena değil. Bir kötü bir etki, bir haber olmazsa umarım o da biraz yukarı toparlar. İyi bir firma. Yani Goodyear da iyi bir firma. İyi de prim yaptı. Yani iyi de kazandırdı taşıyanlara. Söylenebilecek başka bir şey yok. Yani burada aslında daha da böyle basitine indirgersek bu işi. Ki teknik analiz özünde basit bir şeydir. Çok karmaşık bir şey değildir. 50 gün ilişkisi. Yani niye 50 gün işaret ediyorum onu da göstereyim. 50 gün sarı olandır. Şöyle görüyorsunuz. 50 gün, 20 gün ve diğer küçük üsteller 5 veya 8 önemli değil. 5 de olabiliyor, 8 de olabiliyor. İlişkisi de tüm tablolarda, tüm hisselerde zaten bellidir. Yani böyle bir tablo yakalarsanız 8-20 kırılır. Fiyatlar 9'a gider ve şu tür bir arada ortalamalarda böyle bir ilişki başlarsa bu zaten kısa vade boğa piyasası. Söylenebilecek başka bir şey yok. Aşağı yönünü de söyleyelim. Tabii onu unuttuk. Sadece yukarıyı söyleyip geçmeyelim. Major anlamda söylüyorum. Tabii 6.5'tan döndü. Burada olumlu oldu. Alıcılar geldiğini görüyoruz. Bakın burada bir asıl adam yapıyor. Bir formasyon da yapıyor zaten. Mum formasyonu. Bu alan önemli. Major anlamda. En kısa vade böyle ben alırım kaçarım. Ben param çok kıymetli, canım çok kıymetli diyen varsa 7.36 da takip edilebilir diyeceğim, ama 7.36 değil de burada 8'i bir görelim. Çünkü muhtemel şeyi o çizer. Yani bir yukarı doğru hareket devam ederse en kısa vadede trendi 8 gün üstelik çizer. Gerçi o da çok farklı bir yerde değil 7.29'da. Aşağı yönü 7.29, 7.11 ve en nihayetinde 6.5 takip edilebilir. Söyleyebileceğim bir şey yok. Herkese iyi haftalar dilerim.